Tabii kışın gelmesiyle birlikte COVID-19 ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarında bir artış bekleniyor. Nitekim Avrupa'da vakalarda ciddi artışlar var. Ülkemizde de genelde Avrupa'daki artışları takiben 3-4 hafta sonra artışları hep gördük bugüne kadar. Dolayısıyla önümüzdeki Kasım ayı içerisinde bizde de vaka sayılarının artmasını bekliyoruz. Ne var ki artık günümüzde insanlar böyle solunum enfeksiyonuna uygun semptomlar geliştirdiğinde 2020'de olduğu gibi, 2021'de olduğu gibi hemen hastaneye, doktora koşmuyorlar. Dolayısıyla test de yapılmıyor, pek çok vaka tanı almıyor. Bu tabii hastalığın hafif seyretmesinden kaynaklanıyor. Artık COVID-19'da 2021'deki hastalığın aynısı değil, çok değişti. Virüs mutasyon geçirerek kendini değiştirdi ve daha hafif bir hastalığa yol açıyor. Dolayısıyla insanlar bunu sıradan bir solunum yolu enfeksiyonu, bir soğuk algınlığı, grip gibi ayakta atlatıyorlar çoğu zaman. Bu nedenle de test yaptırmıyorlar, hastaneye, hekime başvurmuyorlar. Ancak tabii risk grupları için tehlike devam ediyor. Özellikle yaşlı, kronik hastalığı olan, bağışıklık sistemi baskılanmış olan ve aşılamamış olanlarda hala ağır enfeksiyonlar görüyoruz. Hastane yatışları tek tükte olsa yine var bu kişiler genellikle baktığımız zaman. Yoğun bakım desteği gerektiren olgular var ve maalesef hala kaybetmekte olduğumuz vefat eden yurttaşlarımız var. O açıdan risk gruplarının çok dikkatli olması lazım. Özellikle kış mevsimi gelmesiyle birlikte risk daha da artıyor, bulaşma riski. Çünkü okullar açıldı. Türkiye'de aşağı yukarı 26 milyon civarında öğrenci var. Bunlar her gün, haftada 5 gün bir araya geliyorlar sınıflarda, okullarda. Ve birbirlerine çok kolay bulaştırabiliyorlar bu tür enfeksiyonları. Sadece COVID için de demiyorum, grip de buna dahil. Onun dışında yazın geçmesiyle birlikte tatilden dönüşler başladı. Büyük kentlerde insan popülasyonu, kalabalığı arttı. Toplu taşımadaki yük arttı. Soğuklar, yağışlar başladı. İnsanlar kapıları, pencereleri artık kapatıyor. Kapalı mekanlarda havalandırma yetersiz. Bu da bulaşmayı çok kolaylaştırıyor. Bütün bunlara baktığımızda daha önceki yıllarda da gördüğümüz gibi grip, soğuk algınlığı ve tabii COVID de bunlara eklendi. Vakalarında bir artış yavaş yavaş olacak. Genelde Ekim sonu, Kasım başı gibi yükselmeye başlar. Aralık, Ocak gibi bir pik oluşturur ve sonra tekrar azalarak Nisan, Mayıs gibi biter. Böyle bir salgın eğrisini hep Kuzey Yarımküre ülkelerinde görüyoruz. Ülkemizde bunlardan biri. Covid'de artık bu döngüsel sürece girmiş görünüyor. Bundan sonra diğer solunum yolu enfeksiyonlarında olduğu gibi Covid'i de bu döngüsel süreç içerisinde rastlayacağız. Dediğim gibi eğer gençseniz, aşılıysanız, kronik hastalığınız yoksa hani çok büyük bir risk, bir tehlike yok. Şu anda Covid'in ölümcüllük oranı griple aynı, belki gripten daha düşük. O açıdan rahat olabilirsiniz ama risk grubundaysanız, biraz önce saydığım risk gruplarında yer alıyorsanız dikkatli olmanız lazım. Ne yapacağımızı artık hemen hepimiz öğrendik. Geçen yaşadığımız deneyim, pandemi deneyimi bunu bize öğretti. Risk gruplarında olan kişilerin mutlaka kendilerine dikkat etmesi lazım. Kalabalık, kapalı, iyi havalandırılmayan sosyal mekanlara mümkünse girmemeleri ya da çok fazla kalmamalarını tavsiye ederim. Mesafeyi mutlaka korumak lazım.